Geveze Show. Virgin Radio. Şeyda, ne diyorsun? Evlenmemek için ne gibi bahane uydurmak mümkün? Valla ben bahane nerede bilmiyorum ama söylediğim tek bir şey var. Hani evlilik yaşındayım diyebilirsin aslına bakarsın ama hayat böyle daha güzel. Dert yok, tasa yok, bir adamın derdi yok. Hayat böyle daha güzel. Bir adamın derdi derken biraz açabilir miyiz onu? Bir kere hesap vermek zorunda kaldığın insan sadece ailen oluyor. Çok fazla üstüne gelinmiyor. Böyle bir şey var. Bir özgürlüğün var. Kesinlikle bir yere bağlı kalmıyorsun. Yoksa önemlisi. Diyorsun ki o zaman buradan da şu ortaya çıkıyor. Türkiye'deki erkekler bayağı kısıtlayıcı adamlar. Yok, aslına bakarsın erkek olarak düşünmemek lazım. Erkek kadın, hani kadınlar anladım. Kadınlar daha çok var bu. Ya bir kere bağlandın mı daha kendini kurtaramıyorsun. Kadına bir kere bağlandın mı bir daha kendini kurtaramıyorsun. Ve bunu yani söyleyen bir kadın. İşler karışıyor. Peki şeyi merak ediyorum şeyde. Mesela adam geldi sana diz çöktü. Tamam. Elindeki kutuyu açtı, içinde de tek taşı böyle gösterdi. Tamam. Ve evlen benimle dedi. Ve sen orada evlenmek istemiyorsun. Ne diyorsun? Zaten evlenmek istemiyorsam o hatlıya kadar getirmem canım. Yok, adam getirdi, tak tak diye çıkardı öyle. Metrobüste giderken adam diz çöktü, çıkardı şeyi. Yok, yok canım, o kadar da olmasın yani. Metrobüste falan gibi özel bir ortam olsun bunun da. Sen hani istemiyordun şimdi özel bir ortam o zaman var ya. Ya bütün kadınlar aynı, inanmıyorum. Mertcan, günaydın. Günaydın Gevezi. Mertcan, senin evlenmeme bahanen ne? Evlenmeme bahanem sadece yüzükten ibaret olması ve hani kendini boşa yoruyorsun ya. Sadece yüzeye doğru bir konsantre oluyorsun. Yüzeye doğru bir konsantre oluyorsun. İşte diyemedim ama cümle işte sadece yüzük. Evlilik dediğin şey sadece yüzük. O aldığın tek taş. O aldığım tek taş sadece. Onun dışında var mı kız arkadaşın Mertcan? Kız arkadaşım var. Aranız özel mi yoksa öyle tüzel mi? Tüzel, özel, genellikle tüzel. Genel. Peki hiç böyle güzel bir şeyler hissettiğin bir kız olmadı mı? Aslında oldu, çok oldu ama işin evlenme kısmına gelince işler bayağı değişiyor. Ne gibi? Ne gibi? Evlilikten sonra olacak sıkıntılar. Nasıl evlilikten desem, sonra ne gibi sıkıntı oluyor? Bunun balayıdır, cartıdır, curtudur. Ha, sen işin parasındasın. Bunun balayı yok var, hediyesi o. Geveze. Virgin Radio. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş günaydın. Geldiniz. Herkese nadan. Günaydın Koray Bey, biraz herkese sinirlisiniz sanki. Sinancım, çok gergin gireceğim mevzuya ama bir şey anlatmak istiyorum. Biz burada neden bahsettik dün? Dün at sirkinden vazgeçtiniz, at çiftliği yapıyordunuz falan, bunlar vardı. Yani değil mi? Evet. Pek kıymetli bir dinleyicimizden bir tanesi üşenmemiş, bana bir mail döşemiş. Yapma ya. Öyle mi? Ay böyle bir şey olamaz yani. Sirklere karşı olan bir... Hayır, hayır. Diyor ki beyefendi, şimdi vermeyeyim ismini buradan çünkü parça pinçik ederler benim şeyler. Hayranlarınız mı? Evet, ondan sonra efendim işte benim bölümüm bilim bölümü değil miymiş? Kendileri gibi pek çok ilime, irfana kendini vermiş bilim aşığı. Bu programı başladığında ellerinde deney tüpleri, üstlerinde laboratuvar önlükleri, bilim adına ne kapabiliriz diye heyecan içinde bekliyorlarmış. Normal ama yani sizin gibi deney bilim insanı tahmin bulmuşken. Ediyorum bir de. Şimdi şimdi şey diyor, at çiftliğinin bilmem neyinin bilimle ne alakası varmış? O deney tüplerini ne yapacaklarmış? Ha. Yani. Şimdi küstah, seni haddini bilmez. Ben sana o deney tüpünü ne yapacağını söylerdim de. Hadi neyse. Elim ayağım titriyor. Lütfen titremesin. Benim senin yaşın kadar doktora vermişliğim var. Bravo Koray Bey. Bravo, bir daha alkışlayın bu güzel bir lafta. Evet gerçekten. Yani nereden baksanız bir 35-36 var yani. Var canım, var. Var, aynı anda var iki doktora yani. Vermişliğiniz bile var. Tabii canım. Gerçekten. Sen kimsin? Kimsin sen?
Bir bilim adamının özel hayatı olamaz mı? Yani minicik hayatımdan kesitleri böyle 70 milyon hayranımla paylaşamaz mıyım? Doğru. Biraz bilim magazin bölümü gibi bakmak lazım yani, mesela. Yani. Doğru aslında. Ama madem bu sevgili dinleyicimiz böyle rica etmiş, kırmayalım kendisini. Sevgili dinleyici mi oldu efendim şimdi bir anda? Küstah haddini bilmez dediğiniz. Müşteri ayol. Evet. Doğru. Bir müşteri, 10 müşteri, 10 müşteri, 100 müşteri. Doğru, her biri 10 bin eurodan. Yani. Neyse, o zaman aralıksız bilim üretmeye devam edelim. Üretmeye edelim. Devam edelim. Koray Beyciğim madem. Tüple, ne diyorduk? At çiftliği. Ne diyorduk at çiftliği? Bu mu yani yine bilim? Şimdi... Ne oldu? Saka yok saka. Vallahi at sirki anlatacak mısınız? Yok. Saka saka. Minik komiklikler yaptım. Latifeler yaptım. Herkese. Bilim fırtınası geliyor mu şu anda? Evet, şimdi bir bilim fırtınası yapacağız. Son yazdığım bilim dolu. Ben ne yaptım? Sen ne yaptın? Bir şey yapmadım efendim. Sen ne yaptın? Aa, bu sabah beni öpmedin. Koray Bey ya. Sanki o öpmüş gibi oldu o sesleri. Vallahi ya o. Sonra, ne diyorduk? Bilim. Evet. Bilim son dolu, makale. İlim dolu makalelerimizden birini kısaca aktarayım ben size Geveze Bey. Konu ne efendim? Konumuz şimdi kalemi kağıdı deney tüplerini hazırlayın. Konumuz modern bir erkek benim gibi modern maskünel bir erkek eş seçiminde nelere dikkat etmelidir? Aslında önemli konu. Ve sen de kalemi kağıda hazırlasın ha. Deney tüpünü de hazırla. Hazır. Deney tüpünü için. Getirmiş Koray Bey bugün herhalde sembolik olarak. Sana da vereyim mi? Yok. Kullanmış kullanılmamış galiba ama. Ciddiyet istiyorum. Evet. Kahkaha sesini istemiyorum. Buyurun efendim. Bilim yapacağız burada. Bravo. Biz hazırız. Bir. Vakur olsun, dik başlı olsun, eğilmesin. Ey seçiminde buna mı dikkat edeceğim ben? Evet. İki. Oturmasını kalkmasını bilsin. Ya nasıl oturacak mesela? Normal bir biçimde. Nasıl kalkacak? Öyle lop diye kalkmasın. 3. Komut mu beklesin mesela? Evet. kalk deyince kalkacak. Kalk otur yani. Aynen öyle. Allah Allah. 3. Lafıma girmeyin. Arkadaşlarına çok gidip gelmemeli. Nasıl? Yani daha çok evde diyorsunuz. Evet. Beni, yani. Olabilir. 4. Her şeyime müdahale etmemeli. Birinin böyle bir şeyinden bahsettim de amma da diline doladın ağzından düşürmüyorsun dememeli. Değil mi efendim yani? Sizden evet. Bu anda belki öyle canınız çekmiştir. Asla öyle bir şey istemiyorum yani. Doluyor musunuz zaman zaman dilinize? Yani bazen çok. Gerçekten. Ağzımdan da düşürmüyorum ya. Beş. Evet. Beş. Dikkatlice dinleyin. Canı sıkıldığında başını alıp gitmemeli. Sonuna kadar bana dayanmasını bilmeli. O ama doğru. Koray Beyciğim siz de zor bir insansınız hakikaten. Dayanılması zor bir insan değil aslında. Dayanılması ya. Zor değil ama zorla dayatıyor ya. Bazen. O var evet, dayatmalarınız var. Maalesef. Evet. Maalesef. Var. Bu erkeklikten gelen bir şey. Evet. Yani maço karakterinden. Heyten yani. Evet. Var mı? 6. Buyurun. 6. Giymeyi ve giydirmeyi bilsin. Eğer bilmiyorsa başkasına diktirsin gitsin, gelsin bana giydirsin. O kadar. Çırak topla tezgah. Siz de artık deney tüpleriniz ne yapıyorsanız yapın, kapattı bitti. Deney bitti bu kadar. Bitti, kapat programı. Niye? Bitti bu kadar. Bu kadar. Bugün bu kadar. Hiç diktirttiniz mi diye soracaktım ama. Virgin Radio. Bugün kalabalık bir ekiple kız muhabbetinde sizlerle beraberiz. Şimdi insanlar evlenirken çok dert yaşıyorlar ama insanları ikiye ayırmak lazım. Yani kadınlar ve erkekler diye. Erkekleri ve kadınların evliliğe bakış açıları biraz daha farklı. Kadınlar evlenmek üzerine bir sistem kuruyorlar. Erkekler ise evlenmemek üzerine bir sistem kuruyorlar. Erkekler sürekli evlilikten kaçıyorlar. Kadınlar da sürekli erkekleri evliliğe teşvik ediyorlarmış gibi gözüküyor. Evlenmemek için eğer bir bahane uydursanız, sizin bahaneniz ne olur? Neyse, yani sen evlenmek istiyorsun, bunu sana sormak zor. Evet, şimdi ve yanlış. Bana olmadı. Ama varsa ki adamın biri geldi, hiç de istemiyorsun onunla evlenmek. Böyle. Ama kırmak da istemiyorsun. Yok, adam gelmiş, diz çökmüş, açmış kutuyu, içinde de tek taş yüzük var. Vallahi o tek taşla hayat yürümüyor. O yüzden tabii yürümüyor da yani ne dersin yani ona
yok ben seninle evlenmek istemiyorum. Senin gibi öküzle falan. Evlilik düşünmüyorum ben. Efendim? Evlilik düşünmüyorum. Daha çok küçüğüm derim de 31 yaşına da geldim. Derim daha çok küçüğüm düşünmüyorum. Ben 68-75 arası öyle bir planım var. Belli edersin bir şekilde. O evlilik teklifi gelene kadar bir şekilde onun önüne keşersin zaten. Hiç edememişsin. Adam sana aşık. Radyoda senin sesine aşık olmuş. Buraya geliyor. Ay nerede o kadar şu anda? Baksana dünler ne yaptın? Arkadaşlar evlenecekseniz burada hazır var yemin ediyorum. Yüzüğü al, çiçeği al, çikolatayı al, gel al. Ama zor biraz. Bak ben sen bendine gel al. Tamam yorum yapmıyorum. Ne diyorsun Sena? Ben evlenmek istemiyorsam evlenmem. O istediği kadar evlenmek istesin. Ama yani. Ne istediğim önemli. Tamam tabii ki de yani mesela nasıl bir bahaneyle onu geri çevireceksin? Bir bahane yaratmak gerekmiyor. Evlenmek istemiyorsam evlenmek söyler istemiyorum. Söyler misin? Yapmacık olmanın bir anlamı yok. İstemiyorum. Bu kadar basit. Ama mesela adamla beraber olmaktan da hoşlanıyorsun. Sadece evlenmek istemiyorsun. Onun da kalbini kırmak istemiyorsun. Kaçsın da istemiyorsun. Belki ileride fikrin değişir. Vallahi geveze. Evlenmek istediğim kişiyle olmayı tercih ederim. Evlenmek istemiyorsam onun da zamanından çalmam. Kendi zamanımdan da çalmam. Bu zaman çalmak gibi bir şey mi? Evet, tabii belki hayatına gerçekten sevebileceği, onu sevebilecek biri çıkabilir. Niye ben bağlayayım ki onu? Ha yani dolayısıyla o zamanlardan tasarruf etmek için. Herkesin bir hayat felsefesi var. Eğer ben biriyle düşünmüyorsam evlenmeyi hayatımda tutmam. Peki son soru. Adam geldi sana evlenme teklif etti. Etsin. Açtı yüzü. Ne diyorsun ona evlenme istemiyorsan? Yani benim için çok değerlisin ama ben seninle evlenmek istemiyorum diyeceğim. Bu kadar basit. Net. Ne kötü kadınlar var ya. Ya en azından bir 15-20 dakika düşünsen. Bak bana hemen kabul ettin. Tamam sen dinler. Üzüldüm hemen. Ben söylüyorum yani eğer öyle bir şey varsa şimdi kabul etti zaten. Siz sadece şey alın Nesli'den bahsedin. Melda ne diyorsun? Çok yanlış insana geldi bu soruya. Niye? Daha önce de evlendim bir faydasını görmedim üzgünüm derim. Yok mu bu işin bir faydası? Yok ya. Neden? Yani... Bilmiyorum çok gereksiz bir kurum olarak görüyorum artık. Kurum. Bir kere yaşayınca evet. Öyle mi? Farklı bakılıyor. Kötü bir şey mi evlilik? Hayır evlilik güzel bir şey de gerçekten insan seviyorsa evlenmeli. Ya sevmeden evlenmeyin. Ya sevgililik güzeldir güzel. Sevgili kalın. Olayı böyle peki, resmiyete dökmeyin hiçbir anlamı. Melda sen ne yaparsın? Adam geldi diz çöktü sana açtı kutuyu içinde de tek taş duruyor. Sen de istemiyorsun adamla evlenmek. Diyorum ya şey. Ne diyorsun? Bir kere yaptım. Bir daha da istemiyorum yani. Ben bir daha istemiyorum yani. Ama o yüzük sende kalsın diyor. Hala veriyor, ısrar ediyor. Sen bu adamı zorla evlendireceğim benimle. Yani fırsatım olsa evet. Herkes ister evlenmek. Tabii ben başımı yaktım, siz de yakın. Ayşe ne diyorsun? Eğer biriyle evlenmek istemiyorsam ona onunla evlenmek istediğini söylerim. Nasıl? Ne? Yani öyle. Evlenmek istediğini söyleyince erkekler kaçıyor çünkü. Hakikaten öyle. Doğru söylüyor aslında. %100 doğru yani söylüyorsun. İstemiyorsan evlenmek istiyorum derim ya. Çünkü bunun yani şöyle söyleyeyim. Bir önceki ilişkimde başıma geldi. Çok evlenmek istedim. Çok o kafada biri olmadığım halde çok sevdiğim ve aşık olduğumu düşündüm. Hatta o beni o noktaya getirdi. Evlenme noktasını o düşündürdü. Sonra hadi o zaman falan deyince de korktu kaçtı. Sen hadi o zaman mı dedin? Yani hani o zaman yani laflı olma hani bir icraat yapalım bir şey yapalım falan diye korktu yapalım. Kaçtı. Tabii. Şimdi de mesela çok evlenmek isteyen biri var. Ben istemiyorum dedikçe istiyor. Yani böyle bir ters durum var erkeklerde. İkna etmeye çalışıyorlar istemedikçe. Peki, ama o yüzden istiyorum diyeceksin istemiyorsan. Ama bu doğru ya vallahi doğru. Yani bir erkeğini gerçekten sarılık etmek istiyorsanız gece saat 2'de ya da 3'te mesela bir mesaj yollayacaksınız ona ve şey diyeceksiniz. Tabii tabii. Ne olur benimle evlen bitti. Yok, ne olur benimle evlen dedi. Seni çok seviyorum, seni düşünüyorum. İleride keşke çocuklarımız olsa senden bol bol çocuk istiyorum falan. Ya da bir fikrim daha var bunu yapamayacak olanlar. Benim genelde migrenim sık sık tutar ve her gece başım ağrır derseniz zaten o adam evlenmez. Ulan doğru aslında ya. Virgin Radio. Ya işte böyle hoş geldiniz.
Selamlar ya, Ali Can'cığım. Sena'nın arkasından koşuyor. O neydi öyle? Sena abla sana karnındaki kasları dokun diye değil, bak ve onun gibi kas yap diye gösterdi. O ona kası gösterdi de ben de ona başka kası gösterecektim. Sen o kaslarını göstermek için bayağı bir şey yaptın. Ben gördüm, el bilek kası var sende sağ elde. Evet, o hakikaten iyi gelişmiş. Orası yani. Orası da ne, ben başka kası da gösterecektim ona da. Gerçekten. Allah Allah. Yani ama hani kız senin vücudundaki kaslara bakıp en kas dedi zaten. Hani en kaslı erkek gibi en kaslı. Beğendi yani Ali Can. Gerçekten mi? Evet. Yani tabii tabii. Resmen en kas dedi. Yani abi çok güzel kız değil miydi ya? Evet, güzel kızdı. Hakikaten Allah için. Allah sevdiklerine bağışlasın. Fena abla. Sevenlere ne bağışlasın? Fena abla değil, Sena. Fena abla. Sena. Fena abla. Gelsin evet. O gelsin. Bu arada Sena'nın fotoğraflarını az sonra sayfada paylaşacağız, hep beraber çektirdik. Düşündükçe bir Sena olacaksın. Ali Can sen kaçırdın. Biz... Ama gördüm sonunda. Orada kaçırdım ama yine de gösterdi bana kaslarını. Evet. Çıkışta o kadar kızı evet sıkıştırınca kız başka türlü kaçamadı. Çok fena abla ama. Elçide spor salonunda Ali Can'ı beklediğinde söyledi. Bugün yalnız güreş öğretmiyormuş Ali Can. Sinan'ın onu uzmanlık konusuyla ilgili bir şeyden bahsediyor. Benim uzmanlık konumsa hiç bence radyoda konuşmayalım, aramızda daha sonra konuşuruz. Yani yarı uzmanlık konum diyelim. Abi yarıysa oldu. Evlenmemek için ne gibi bahaneler uydurmak mümkün ya da ne gibi bahaneler üretmek mümkün? Yani şimdi genelde hani evli ve mutsuz olan her arkadaşımın bana sorduğu sorudur yani. Oğlum niye evlenmiyorsun? Bu ama standarttır, ben yandım sen de yan. Evet ya, bu nasıl bir şey abi, beni bari bırakın, rahat bırakın, ben kurtulayım yok. Ve hatta şey yapıyorlar değil mi böyle? Hafif hafif ittirmeler seni kız arkadaşın arkada hadi, çaktırmadan. Hadi, tamam daha falan gibi yani böyle her beraber olunan ortamda bu sohbet illa bir açılır falan. Benim idealimdeki erkeksin ya, çok ciddi söylüyorum. Ama yani, işte olmaz idol. Yani olmaz o. İdol bu adam. Ne diyorsun sen? Yani Kaf Dağı'nın tepesindeki üç başlı ejderha gibi bir şey bu adam. Besin zincirinin tepesi. Vallahi öyle ya. Neyse yani, iyi ki evet. Yani bir kere hakikaten besin zincirinin tepesi de doğru. Yani bir nevi köpek balığı gibisin aynı zamanda. Yani. Büyük beyaz. Bana gebez hamileler diyor bugün ya. Vallahi hareket, ya. Hareket eden, havaya gireceğim neredeyse. Hareket eden her şeyi. Ya o kadar değil abi. Yani besin yani, olabilecek. Bize de olur gibi mi olur şimdi ben öyle deyince de. Oğlum neler deniyor lan burada. Yani mesela ister istemez öyle sohbetler açılır, birçok erkeğin başına da geliyor. Hani bir şekilde geçiştirebiliyorsanız konuyu. Hı hı. Çok daha ya, mesela diyelim kız arkadaşınız dedi ki valla ben artık evlenmem gerektiğini düşünüyorum. Sana birini bulalım. Sinan sence de artık evlenmeyi düşünmemizin zamanı gelmedi mi? Ayakkabı diyordun hani, pahalı biraz bize. Gidip alalım. Mesela böyle konu değiştirebiliriz. Yani bence bana düşen, hani bu kadar sene bekar kaldıktan sonra bana düşen daha çok gençlerin önünü açmaya çalışmak. Gerçek yani, işe yarıyor mu? Gençlerin önünü açabiliyor musun? Yani fena gitmiyor abi. Bir de tabii yani işte bu ailem falan, oğlum hadi torun morun falan diye tabii sıkıştırıyor. İnsan bu kadar zaman evli olmayınca, bu kadar zaman bekar kalınca ister istemez altında bir şeyler arıyor. Arıyor değil mi? Arıyorum. Az önce altımda bir şey. Ali Can'cığım senin evlenmek için var mı bahanen? Sinan abiden öğrenmem gereken bir sürü şey öğrendim. Gerçekten. Yani, altımda birisini arayacağım. Öyle değil Ali Can. Senin altında değil, o öküzün altında buzu aramak gibi olur. Evet Ali Can'cığım. Senin bahanen var mı? Başka şeyler aklımda kalmadı. Çok güzel konuştu ya. Gerçekten öyle. Bir pirle beraberiz ya şu anda. Yani tamam da bu Sinan abiye gösterdiğin ilgiyi bana da gösterdi. Aynı şeyleri. Ya sen de, beni de el tepeye koysan. Sen de besin ama... zincirin diğer tarafındasın. Yenilmeyen gıda. Atık. Oğlum ne oluyor lan? Yok Elican, yani gıda değilsin o anlamda, evet, söyledim. İyi bir şey değil. Yenilecek yani bir şey değilsin yani. Ama hareketlerce yiyormuş Sinan abi, onu da aklımda. O da aklımda kaldı. Ama ona ben itiraz ettim Elican. Ella da hareket gerekmiyor gibisin. Oğlum neydi? Ne diyorduk biz? Senin evlenmeme bahanen var mı?
Şimdi ben niye evlenmiyorum biliyor musun Sinan abi? Biliyorum. Şimdi yani. Eldeki imkanlarla idare ediyorsun. Yeter ya. Yeter ya. El yordamıyla organik evlilik. Ben bir şey anlatacağım ama. Tamam abi. Hadi. Ben Alican, merhaba. Evet. Buyur bana. Ben niye evlenmiyorum biliyor musun Sinan abi? Edeceğim? Normalde biliyorsun. Şimdi hamama bakılır ya kızlara. Hamama. Bizde adettir yani. Evet, yani genel, son iki senede hamama almıyorlar beni. Sonra almıyorlar. En son anneme babasını da getirseydiniz dediler. Ondan sonra benim de ağrıma gitti yani. Babam kirli mi benim yani? Doğru. İşi gücü var zaten. Gelemez doğru ya. Daha da dedim gelmem ben. Ondan sonra bir de galiba biraz fazla seçiciyim ben. Evet var biraz seçiciliğin de var. Seçiciyim yani gel abi. Mesela o hamile kızla beni evlendirmeye çalışmışlardı ya. Evet, ben çalışmıştım. Ha, sen çalışmıştın. Ben hayır demiştim yani. Doğru. Bravo. İstemem doğru, yani. Doğru. Prensiplisin. Evet. Öyle bir şey olmadı yani. Neden? Neden hayır demişti? Karnı şiş ben bunu doyuramam demişti. Ha, hatırladım. Ama bir şey soracağım şimdi. Evet. Soru sorayım mı? Sor hadi. İyi misin Gerhard abi? Ya bir yere koptum çok özür dilerim. Sen iyi misin Sinan abi? İyiyim Ali Can'cığım, tamam. Sor. Hadi sor. Jeoloji ve dengeli beslenme sorusu. Sor hadi. Diyelim ki bir adam son derece aç ve vahşi aslan sürüsünün içine dalıyor. Evet. Bıyıklarını çekiştiriyor. Ve başına hiçbir şey gelmeden oradan uzaklaşıyor. Evet. Bu adam için aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur? Oo, bayağı da teknik evet hazırlamışsın. Ha? Jeoloji ve dengeli beslenme sorusu. Zooloji olmasın o. Zooloji, tamam. A şıkkı çılgın adam. B şıkkı cesur adam. C şıkkı şuursuz adam. D şıkkı adam gibi adam. E şıkkı kahraman adam. Şuursuz adam. Şuursuz adam olur. Şuursuz ne? Bence yanlış. Alkolik adam olabilir. Ne dedirmiş bu adam Ali Can? Aslanların içinden. Yenilmeyen adam. Efendim? Yenilmeyen adam. Ya hayır. Yenilen adam olsa yenilirdi Sinan abi. Yerler diyorsun. Demek ki tadı tuzu yok adamın. Brokoli gibi kokuyor. Hayvan aklı. Ne getirdin bize bugün kızlar erkeklere karşı ne soruyorsunuz? Gece 12'den sonra attığınız uyudun mu'nun gerçek anlamını merak ediyorum. Bu arada Kanyon stüdyomuzda da Sarp var. Sarp günaydın sana da. Günaydın Geveze, günaydın Simay'cığım. Günaydın Sarp'cığım. Şimdi siz tanışıyorsunuz Sarp'la. Tanışıyoruz. Gece 12'den sonra atılan uyudun mu? Geliyor mu sana öyle mesajlar? Zaman zaman. Arkasından ne geliyor? Cevap vermeyince bir şey gelmiyor. Ha, ses çıkarmıyorsun. Tabii. Yani uyuyormuş taklidi yapıyorsun. peki Sarp sen hiç attın mı öyle mesaj? Doğru söyle biz ben, bizi. Simay'a en son ben attım o mesajı zaten. Ben ciddi sordum ama. Yok ben öyle bir mesaj attım mı... Simaya atmadım ya. Simaya demiyorum ya, herhangi birine yani. Yok, uyudun mu diye mesaj atmadım yani. Yok, o konuda çok şey tutarlıyım, tutabiliyorum kendimi. Tutabiliyorum işte, neye tutuyorsun ben onu merak ediyorum. Yani neyi tuttuğunuzu merak ediyorum yani. Ya akıntıya karşı tutabiliyorum kendimi yani, bir sıkıntı olmuyor. Giderek daha karmaşıklaşıyor konu. Ya biraz daha açıklayıcı olabilir misin? Yani gece 12'de mesaj atan, yani uyudun mu mesaj atan bir kıza adam ne konuda kendini tutuyor? Yani gece abi bir yalnızlık rahat varsa ol. Gece bir yalnızlık varsa, bir sıkıntı olduysa birazcık... Ha sen anladım, muhabbet etmek için.
Yani uyudun uyumadıysan muhabbet edeceğiz. Kesinlikle öyle. Yani mesela ne bileyim siyasetten konuşacaksınız, sosyolojiden, edebiyattan, şiirden, değil mi? Yani evet, ama o tabii piramide göre sıralıyoruz onları. Yani belki sonrasında onları da konuşabiliriz ama önce herhalde daha duygusal şeyler konuşuruz. Mesela önce şey diyorsun, üstünde ne var? Ondan sonra Abidin Dino'yu sever misin mesela? Sanattan bahsediyoruz yani. Ne alaka? Ya da doğru söyle, G-string mi giyiyorsun? İstanbul Bienali'ne gittin mi? Aa, bu sene çok iyiydi. Konusunu biliyorum. Bence güzel bir füzyon olabilir aslında. Güzel bir füzyon olabilir. Hiç denedin mi peki böyle şeyleri Sarp? Evet. Bu füzyonu. Yani, var mı kız arkadaşın? Tabii. Şu anda yok. Demek neden çok olmadığını anladım ben. Ben anlatırım sonra sana detayları. Virgin Radio. Virgin Radio.